Küresel mücadelede bu kez merkez yüz İstanbul'a kaymış durumda. Amerika ekonomik egemenliğini kaybetmemek için sahaya öyle bir oyun sürdü ki şimdi de rakibi gördüklerini alaşağı etmeyi planlıyor. Nasıl mı? Daha önce de sık sık BlackRock'u buraya taşımaya gayret ettim. Büyük oyuncu büyük güçtü. Bu kuruluş 2023 Global Outlook and Investment Playbook isimli raporunu yayınladı. Trilyon dolarları yöneten dünyayı yön veren şirket 2023'te olacakları kendi gözüyle ortaya koydu. Larry Fink'in liderlik yaptığı araştırma analizde önemli isimler görev alıyordu. İkinci başkan Philip Hildebrand'ın yanı sıra Wei Li, Alex Brazier, Vivek Powell, Scott Thiel gibi önemli sorumlular, önemli isimler rapora imzasını atıyordu. Rapor çok şey anlatıyordu. Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock, 2023'te yaşanacak resesyonun geçmişte meydana gelen durgunluklardan tamamen farklı olacağı uyarısında bulunuyordu. Merkez bankalarından enflasyona, faiz oranlarından hisse senetlerine kadar tüm enstrümanlar için önemli çıkarımlar yapılmaktaydı. BlackRock kabaca, büyük bir ekonomik kriz geliyor. Böylesi daha önce hiç yaşanmadı. Bildiğiniz her şeyi unutun. Yeni bir ekonomi kitabı yazılmak zorunda kalınacak diyordu. Pandemi ile başlayan kapanma süreleri, merkez bankalarının para basması, aşıların tamamlanmasından sonra gelen açılmalar, kopan tedarik zincirleri, patlayan ve duracak gibi görünmeyen enflasyon ve şimdi konuşulan resesyon, yani ekonomik durgunluk. Ve bütün hesapları alt üst eden Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve artan enerji fiyatları, piyasaların dalgalanması ve güvensizlik. Olaya siyasi olarak baktığımızda Amerika, Avrupa Birliği, Rusya, Çin eksenlerinden ve bunların etkilediği koordinatlardan söz etmek mümkün. Mesela geçtiğimiz günlerde hiç susmayan Elon Musk yine konuşuyor ancak cümleleri önemli bir merkeze gidiyordu. Kritik bir isim üzerinden Musk, Anthony Fauci'nin yargılanması gerekiyor diye sosyal medyadan paylaşımlarda bulunuyordu. Musk, COVID-19 salgınının kahramanlarından olan Fauci'yi hedefe koyuyordu. Harvard üzerinden COVID-19 virüsünün yayıldığını söyleyen çok kişi vardı. O bölümün şefi de Fauci'ydi. Şimdi yaşananların ilk adımı virüs ile atılıyordu. Gelinen noktada BlackRock, yeni bir dünya düzeni geliyor diyordu. Yıkarak hem de. Virüsle başlayan sarsıntı Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle tavan yapıyordu. 24 Şubat'tan bu yana söylediklerimi Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da onaylıyordu. Lavrov bu ayın ilk günlerinde soru üzerine ABD tüm Avrupa'yı köleleştirdi. Sadece Almanları değil, tüm Avrupa Birliği'ni kontrol altında tutuyor cevabını verdi. Devamında ise Avrupa'dan yatırımcıları teşviklerle çekiyorlar, AB'yi içten içe çökertiyorlar, sanayilerini bitiriyorlar dedi. Aynı Sergey Lavrov bundan 4 yıl önce Münih Güvenlik Zirvesi'ne gidiyor ve oradaki muhataplarıyla ayaküstü sohbet ediyordu. Lavrov orada Washington Moskova'yı kullanarak Avrupa'daki çıkarlarını ölümsüzleştiriyor ve Almanya ile Rusya arasındaki yakınlığı durdurmak hatta kesip atmak için çaba harcıyor diyordu. Yani 4 yıl önce şimdi gelinen noktayı anlatıyordu. Hatta Lavrov Almanların da bu çabanın farkında olduklarını paylaşıyordu. Ancak değişen bir şey oluyor muydu? Hayır. Rusya Ukrayna'ya giriyor, Avrupa Birliği sarsılıyor, Amerika şimdilik de olsa kazancı çıkan oluyordu. Anlatmak istediğim büyük ekonomik sonuçlar için büyük siyasi hamleler yapıldığı gerçeğiydi. Yaşanılan her taşın altında yatan asıl gerçek paraydı ve bunu yapan bir akıl, bir ekol, bir güç vardı. Hedefledikleri noktaya ulaşırlar mı bilemem ancak kurgu dahilinde yürüdükleri ortadaydı. Fed üzerinden yaptıkları hamlelerle Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Merkez Bankası gibi duruyordu. Bir yandan parayla, bir yandan nükleer korkuyla, bir yandan enerjiyle Avrupa'yı sıkıştırıyorlardı. Yetmiyor, Berlin Paris eksenindeki yatırımcıları alıp Amerika'ya götürüyorlardı. Macron da bunu şikayet etmek için Biden'a kadar gidiyordu. Çok yönlü bir kurgu sahnedeydi. Krizle büyük sarsıntılarla karşılaşacağı artık sır da değildi. Bu gücün merkezi de Amerika'daydı. Dünya ekonomisinin %25'i Amerika'ydı. Etkisi hesaba katıldığında kimse çekim alanının dışında değildi. Sorunları büyük olan Amerika büyük oynuyordu. Tarih bize gösteriyordu ki bir büyük gücün tasfiyesi yaşadığı sorunlardan dolayı değil çözüm üretememesinden kaynaklanıyordu. Amerika rakibi gördüğü Avrupa'ya ve Çin'e yükleniyordu. Avrupa Birliği zayıflayınca Çin'in en büyük pazarı yara alacağı için taşlar Pekin'de de yerinden oynayacaktı. Yani Amerika sorunlarını dışarıya taşıyıp kaosu başka adrese götürüyor ve çözüm arıyordu. Diğerleri bunu yapmazken onlar hamle üstüne hamle yapıyordu. Bence fark buydu. Oysa dünyadaki güç odağının Asya'ya kayacağını söyleyen çok insan vardı. Amerika'nın zayıflayacağı, hatta bölünme ihtimali de dillendirilen konulardandı. Amerika'nın gücü ve refahı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu sistemden geliyordu.
Başkaları üretiyor, Amerika tüketiyor, para da kendi finans sistemi içinde kalıyordu. Bir coin'den 5 post çıkartıyorlardı. Şimdi bunu değiştirmek için yola çıkılıyordu. BlackRock'ın altını çizdiği küresel büyük durgunluk sonrasında bize bambaşka bir dünya getirecekti. Amerika bunu yapabilir miydi bilemem. Ancak bunu yapmak için yola çıktığı bir gerçek. Washington'ın elinin altında 2008'de yaşanılan büyük krizin dosyası bulunmakta. O prova üzerinden asıl kurgu şimdi sahneye konulacaktı. Küresel ekonomik savaş siyasi sonuçlar da getirecekti. Türkiye'yi de siyasi sonuçların yaşandığı konuma koymak isteyenler yok değildi. Son gelişmelere böyle bakmak faydalı olacaktı. Burada da siyasi denklemi değiştirmek isteyenler olacaktı. Yeni bir mücadele başlıyordu. İstanbul yine küresel mücadelenin merkezi oluyordu. İmamoğlu üzerinden yeni oyunun startı veriliyordu. Angela Merkel başbakanlığı döneminde yani 16 yıllık iktidarında Çin'i 12 kez ziyaret etti. Amerika'nın talebiyle Kanada ve Avustralya başta olmak üzere batılı ülkeler ekonomisini ve etkisini geliştiren Çin karşısında daha sert tutum ve sergilemeye başladı. Almanya ise ticari ilişkilerini politikadan önde tutarak buna yanaşmadı. Bunun neticesinde Çin 2016 yılında Almanya'nın en büyük ticaret ortağı oldu. Çin'de yaklaşık 5000 Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Almanya'da 1.1 milyon kişinin istihdam Çin ile ticarete bağlı durumda. Çin pazarı başta otomobil üreticileri olmak üzere Alman şirketleri için hem satış hem de büyüme açısından büyük önem taşıyor. Alman şirketleri küresel pazar için Çin'deki en son teknolojileri geliştiriyor ve test ediyor. Çin son 6 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olurken iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 245 milyar euroyu aştı. Avrupa Birliği'nin 2021 yılında en büyük ticaret ortağı 695.5 milyar euroluk ticaret hacmiyle Çin oldu. Türkiye ise 157.2 milyar euroluk ticaret hacmiyle AB'nin 6. en büyük ticaret ortağı konumunda. Buradan bakıldığında Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'nin de Çin ile olan dengesi açık net ortada. Merkel önemli bir isim. Önemli işlere imza attı. İtalyan basında konuşan eski başbakan önemli vurgular yaptı. Belki şimdilerde çok kişi hatırlamıyor ancak Merkel titreme nöbetleriyle son döneminde manşetlerden inmiyordu. Peki Merkel'in ilk titremesine nereden tanıklık ediyorduk? Evet, Almanya'yı ziyaret eden Ukrayna'nın çiçeği burnunda devlet başkanı Vladimir Zelenski'yi karşılama treninde. Merkel'in özellikle Avrupa Birliği'nin ve ülkesinin düştüğü enerji kriziyle ilgili açıklamaları önemliydi. Merkel kabaca şunları söylüyordu. Bugün gelinen noktada Kuzey Akım 2 eleştirmek kolay. Neden yapımına izin verildiğini sorulabilir. Ancak Kuzey Akım 2 Almanya'nın kalbine giden damarlardı. Bunu anlamadılar. Ukrayna, Rus gazı için geçiş ülkesi rolünü sürdürmeyi çok önemli görüyordu. Gazın Baltık Denizi'nden değil kendi topraklarından geçmesini istedi. Bugün Rus gazının her molekülü şeytan gibi görünüyor. O zamanlar öyle değildi. Gaz tartışmalıydı. Öte yandan bu projeyi isteyenler Alman devleti değil şirketlerdi. Kuzey Akım 2'ye izin vermemek diye bir şey söz konusu olamazdı.